Sevgili arkadaşlar, masalların genel olarak 3 temel bölümü vardır. Bunlar döşeme, asıl masal ve dilek bölümleridir. Döşeme, asıl masal, dilek olmak üzere 3 bölümü vardır masalların sevgili arkadaşlar. Masallardaki giriş, gelişme ve sonuç bölümleri masalın asıl masal kısmında gerçekleşir. Sevgili arkadaşlar, masalın tarihi gelişimine şöyle kısaca bir göz atalım. Şimdi birinci söylememiz gereken şey şu. Daha önce de söyledik, masallar sözlü gelenekte yaşamışlardır uzunca bir süre. O yüzden şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Masallar tarihin bilinmeyen devirlerinden bu yana sözlü gelenekte yaşarlar. Yaşamışlar diyoruz. Sevgili arkadaşlar, masalların yazıya geçirilişi genel anlamda 19. yüzyılda olmuştur. 19. yüzyılda yazıya geçirilmişlerdir. Sevgili arkadaşlar, bizde yazıya geçirilmiş bilinen en eski masal kitabı Billur Köşk adlı kitaptır. Bizde bilinen en eski masal kitabı Köşk'tür. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar, bizde en tanınmış masal kahramanı tabii ki Keloğlan'dır. Sevgili arkadaşlar, masal türü dünya edebiyatı için söz konusu olduğunda aklımıza gelen iki önemli masal var. Binbir Gece Masalları ve Keliyle ve Dimni. Şimdi sevgili arkadaşlar, masallar, destanları göreceğiz. Masalların destanlarla benzerlik gösterdiği noktalardan bir tanesi de, nasıl destanlarda yapma destanlar varsa, masallarda da yapma masallar dediğimiz anonim olmayan, yani ortaya koyanı, oluşturanı, söyleyeni belli masallar vardır. Bunlar söz konusu olduğunda da biz dünya edebiyatında İngilizlerden Oscar Wilde, yapma masalı niçin kullanıyorduk? Tekrar edelim. Masal dediğimiz tür sevgili arkadaşlar anonimdir. Yapma masal dediğimiz ise belli bir kişi tarafından oluşturulmuş. İngilizlerde Oscar Wilde aklımıza gelirken, Danimarka'da Andersen ve Fransa'da La Fontaine önemli masal yazarlarıdır. Sevgili arkadaşlar, biz de masal türünde önemli çalışmalar yapmış
Masal türü deyince son dönemde aklımıza gelebilecek önemli sanatçılar Pertev Naili Boratav, Ziya Gökalp, Tahir Alangu ve Eflatun Cem Güney olarak sıralanabilir. Masal türüne şöyle genel olarak bakarsak sevgili arkadaşlar, anonim bir ürün, sözlü gelenekten bir süre sonra yazıya geçirilmiş bir tür. Olay içerisinde oluşan türlerden birisi olarak, anlatmaya bağlı edebi metinlerden birisi olarak, kişi, olay, zaman ve mekan unsurlarını bünyesinde bulunduran, zaman ve mekanın belirsiz, kişi ve olayların olağanüstü olduğu, öğüt içeren bir türdür. Tekerleme masallar için çok önemlidir. Uyaklı söyleyişler önemsenir. Döşeme, asıl masal ve direk olmak üzere temel bölümleri vardır. Sevgili arkadaşlar, bu bilgilerle birlikte masal türünü noktalayalım ve destan türüne geçelim.